Bu vesileyle buraya geldiniz, bu heyecanınızı bizle paylaştınız. Bundan sonraki heyecanlarımızı da inşallah hep beraber paylaşıp bu ülkenin her toprağına, her karışına, her bölgesine yatırma, hiç durmadan devam ettik bundan sonra da edeceğiz. Bu heyecanı bizle paylaştığınız için hepinize tek tek sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımla. Buna Birleşmiş Milletler açıkladığında bir baktım ki Lüleburgaz olarak biz tam bir aracı kentiz ve Lüleburgaz Belediyesi olarak aracı kentin istediği tüm yatırımları yaptık. Hemen işte karşımızda Lüleburgazlıları Futbol Akademisi var. Biraz ileride Kadın Akademimiz var. Lüleburgazlıları Bisiklet Akademisi, Sanat Akademisi, Yüzme Akademisi, Lezzet Akademisi akademileriyle insanların yaşamını kolaylaştıracak ve burada yaşamaları için çocuklarıyla, eşleriyle fırsatları yaratacak bir kenti yaratmaya çalıştık. Ve bugüne kadar da bunu başardığımız için Lüleburgaz çok ciddi bir çekim alanıydı. Bütün bu çekim alanı olmasının yanında Lüleburgaz halkının yaptığımız araştırmalar benden birinci olarak istediği şey Lüleburgaz'da bir AVM'nin, bir alışveriş merkezinin olması. Bizim yolumuz burada esas holdingle kesişti. Geldiklerinde dediler böyle bir düşüncemiz var, nasıl bakarsınız? Destekliyoruz dedim ve bütün bugüne kadar her fırsatta onları destekleme noktasında gayret sarfıyor. İstanbul'da neler yaşandığını, insanların üzerine ne kadar baskı yarattığını biliyoruz. O nedenle Lüleburgaz hemen şurada bir kilometre mesafede hızlı tren istasyonu var olacak. İstanbul'a buradan 45-50 dakika geçiyor. Her şeyinle bence Trakya'nın tam coğrafi merkezinde doğru bir yatırım yapıldığını inanıyorum. O nedenle bunu destekledik. İnşallah bu yatırım önce yatırımcılar için, daha sonra içerideki esnafımız için, sonra çalışanlarımız için ve Lüleburgaz halkı için hayırlı olması dileğiyle ben hepinize saygılar sunuyorum.